Anlatabiliyor muyum? Yani çocuklar böyle bahaneler uydurabilir. Ama bizlerin de bu bahanelerin arkasına çocuklarımız sığınıyorsa çocuklarımıza sığdırmamak lazım. Çünkü o bahaneyi, bugünü herhangi bir sınav için yapan çocuk yarın bir gün iş yerinde de o bahaneleri öne sürecek. Çünkü sanacak ki annesini babasını kandırdı ya, ya da onlar onu kanmış gibi yaptılar ya, patron da kanacak. Ne işinde başarılı olur, ne işinde dikiş tutar, ne bilmem ne. Hayatta bir takım gerçekler vardır. Acı da olsa nettir yani. Çalışan yapar. Bu kadar basit. Ha, hastalanırsın. O gün bak korona var. Ateşlenirsin, miden bulanır, ayılırsın, bayılırsın. Çok ben şimdi hani mücbir oldu. Sebepleri ayrı bir kenara koyuyorum. Ama normal şartlarda. Siz bu kadarıyla yani o kadar öyle kolay değil o işler. Yani ayrıca ailenin durumu ortada. Aile de öyle gidip birilerini falan bulabilecek durumda değil yani. Herkesin de bir kapasitesi var ya. Yani şu insanları da kapasitelerine göre değerlendirelim lütfen. Herkesten de her şeyi bekleyemiyorum ben artık. Bak 15 sene önce bu programa başladığımda bu kafada değildim. Ama artık insanları tanıyorum. 15 sene önce ben bu kadar insan tanımıyordum ki. Siz tanıyor muydunuz? Hı? Hep beraber izleyiz diye tanıdık. Ben bakıyorum şimdi. Bak hala bak yüzü gülüyor. Ben ne diyeyim ben şimdi Naciye'ye? Niye 5.'yi mi yaptın diyeyim? Ne yapayım yani? Yarın ne olacağını bilmiyorduk ki. Benim şu anda yani var mı işte yok yakını, yok götüreni olmamış. Olmadı canım. Babam maddi imkan da yok zaten, maddi manevi hiçbir imkan yok. Maddi ile alakası yok. Onların hepsi ücretsiz veriliyordu. O çocuk ne deniyor çocuk aile planlaması falan ücretsiz veriliyordu ama şu anda da yine o aile planlama merkezine gidemeyenler var. O kadar iyi anlıyorum ki Rusya'ya gittim. Her taraf işte okuyamadığım bir dil. Kirilce. Ya metroya bindim yemin ediyorum ya herkes birbirinin eteğini tutuyor ki insek, kalsak. Hangi metro durağındayız bilmiyoruz. Yani otele nasıl döneceğiz bilmiyorum. Herkes birbirinin eteğini tutuyor. İndin diyelim yanlışlıkla. Ya hiçbir şey okuyamıyorum. Yani gerçekten ben mesela okuma yazma bilmeyen insanların durumunu orada bir kez daha anladım. İndim orada yanlışlıkla. Nasıl gideceğim gidemeyeceğim. Yani insanların çaresizliği denen bir şey var. Tabii. Eğitimsizlik denen bir şey var. İnsanın IQ'su denen bir şey var. Becerikliliği denen bir şey var. Herkesi de aynı şekilde niteleyemeyiz. Benim bile bazen kafam duruyor. Diyorum ki bak Müge diyorum kızmıştın ya diyorum şuna. Demek ki kafa durması böyle bir şey. Bazen bir işlemde bir problem oluyor beyindeki işlemde, tamam mı? Bir işlemcide. Diyorum ki ben bunu niye düşünemedim diyorum ya. Hiç demediniz mi hayatınızda? Ya ben bunu niye düşünemedim? Sonra diyorum ki bak Müge düşünemeyenlere kızıyorsun ama böyle de bir durum var. Var. Biraz empati kurmak lazım insanlarla ilgili. Yaşıyla ilgili, zekasıyla ilgili, eğitimiyle ilgili, ortamıyla ilgili. Zaten eşi durumu belli. Naciye Hanım da durumu belli. Ne yapsınlar yani? Tansiyon, ama şöyle var, bir şey var. Hayatta yine de bazı şeyler olur yani. Bazı şeyler de olmaz yani. Denersiniz. Tuğba da bir düşünsün. Tamam. Taşınsın. Gelmek isterse buyurun misafirim olun birkaç gün daha. Konuşsun arkadaşlar. Eğer isterlerse Tuğba'yı da ben burada misafir etmek isterim. Akıllı bir kız demek ki. Genç bir kız. Ben gençlerin aklına, zekasına güveniyorum. Öfkesi geçtikten sonra... İnşallah o da doğru kararı verecektir. Hangisi İnşallah, onun için Allah doğruysa. İnşallah onun için hangisi doğruysa. Bu arada öyle mi? Antalya'ya bir dönelim. Narkotik köpeği Reus'ta İmran Hanım'ın evindeki aramalara eşlik etmeye başlamış. Buldunuz mu İmran Hanım'ı? Bu kim? Pembe. Yakalayamadık. Yasemin ben. Yasemin Müge Hanım, pardon ya, evdeki arama çalışması evdeki arama çalışması biraz önce sona erdi. Reus evden ayrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evden ayrıldı. Biz de Yasemin Hanım'la birlikte eve girdik. Çünkü Yasemin Hanım olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte zaten evin içindeydi. Evin içi harap bir halde. Kullanılan yasaklı maddelerden kalan kalıntılar hala evin içinde. Gerçekten harabe gibi ama Yasemin Hanım diyor ki ben bu eve daha önce de girdim. Bu evin temizlenmiş hali, ciddi bir temizlik çalışması yapılmış. Bütün çöpler atılmış. Hatta 3 gün önce gerçekten büyük çapta bir temizlik yapılmış bu evin içinde. Ona rağmen hala etrafta kalıntılar var ama bu temizlik çalışmasının 3 gün önce büyük çapta bir temizlik çalışmasının yapılmış olması da yine manidar. Neler yaşandı içeride Yasemin Hanım? Neler yaşanmadı ki? Hangisini anlatayım? Kardeşime canımın yanmasına mı? Buraya gelen gençlerin o yasak maddeleri kullanıp bayılıp ayılmalarına mı? Yani 3-4 gün boyunca böyle oturdum burada. Belki kardeşim gelir diye. Peki bu ev bundan daha mı kötü haldeydi? Çok daha kötüydü. Bu koltuk, bu sehpalar, halılar, her şey bir yerde. 3-4 gün boyunca sürekli temizlik, sürekli düzen. Neden yapıyorsun bunu? Evimi kiraya vereceğim, bir 5.000 lira gelecek. Ben de daha çıkacağım, keyfimi yaşayacağım. Para lazım içtiğim şeyden dolayı. Ben yani bu evi siz bu evin temizlenmesini manidar buluyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle Müge Hanım. Zaten şu anda ekiplerde bir şeyler çıkarttılar. Ufak tefek kalıntılar bunlar. Ben bunların çok daha fazlasını gördüm. Şu masa üzerinde neleri gördüm. Burada 3 gün boyunca dedim ya size, gerek biber gazıyla, gerek kendimi koruyacağım başka şeylerle oturdum gelen gidenlere karşı. Saçma sapan ortamları vardı çünkü. Gelen gidenlerin adli hesabı yok, bilinmiyor. Aynı zamanda bir esnaf da size bilgi vermiş, doğru mu? 3 gün önce burada büyük çapta bir temizlik yapıldı. Tabii içerideki yataklar, koltuklar çıkıyor, değişiklikler oluyor, merdiven temizliği yapılıyor. Yani bayağı büyük bir temizlik var ama. İçeriden yatak, koltuk da mı atılmış? Evet, yatak da çıkıyor, koltuk da çıkıyor, dolap çıkıyor. Ve demin ki çıkan dolabın bir tanesine kardeşimin çorabını buldum, verdim. Ben biliyorum o benim kardeşimin çorabı. Biliyorum. Biraz önceki inceleme çalışmasında mı buldun? Evet, beraberken buldum. Biliyorum yani o kardeşimin şu anda Evrim denen çocuk kayıp. İmren kayıp şu anda, ikisi birden kayboldu. Zaten İmren beni sürekli başka insanlara yönlendiriyor. Bilmediğim, görmediğim bu diyor, bu diyor. Sen tanıyor musun? Hayır, ben tanımıyorum, ilk defa telefondan düşürdüm. Neden beni hep başkalarına yönlendiriyorsun sen? Bugün işte en son yukarıda motor bulunduğunda anladım ki... Size bir arama geldi, İmren'le konuştunuz. İmren beni 5 kere aradı. Evet. Çünkü gün içerisinde 10-15 kere arıyor, beni takip alıyor. Ne yapacağım diye. 3-5 kere aradı, açmadım. Sonuncu da açtım. Ahmet'im motoru burada dedim ama kendi yok. Pazartesi günü bırakılmış ve şu anda dedim. Müge Hanım'ın yanından geldiler, ekipler geldi. Lütfen dedim tamamlayalım bu bana anlattıklarını. Sen beni yaktın dedi. Beni niye ifşa ettin dedi. Beni öldürecekler dedi. Ben bir kara kutuyum. Gereken bilgileri sana zaten verdim. Yapmayacaktın. Ağlayaraktan telefonu kapattı. Ulaşamıyoruz ondan yani sonra. Evrene de ulaşılamıyor. Pardon. Acaba İmren, teşekkür ediyorum. Acaba İmren bildiği bilgilerden dolayı mı kara kutu olup hani öldürüleceğini düşünüyor? Yoksa bu içtiği yasaklı maddelerden dolayı hani böyle bir hezeyana mı kapılarak bunu söylüyor? Tabii şu anda bilemiyoruz ama evde temizlik yapıldı ve dolabın içinden çıkan da kardeşimin çorabı diyor. Anladığım kadarıyla gidiyor demek. Sağlıklı konuşan yok ki arasında. Hepsi şizofrenik. Yani dünkü konuştuğum kelimeyle bir şey söylüyorum. Bir gün sonra aynı şeyi söylediğimde farklı bir cevap alıyorum. Yani sağlıklı kimse yoktur yani bizim son bir hafta içerisinde konuşup da bu yasaklı maddeyi kullanan. Sentetik kimyasal. Niye yasaklı madde? Adı üzerinde yasaklı. Niye yasak? İşte. Evet. Niye yasak? İşte bundan dolayı. Akıl sağlığı. Beyin fonksiyonlarını tamamen. Ya diyorum çocuğa sen dün böyle dedim bu telefonla ilgili oğlum dedim diyorum o Mete denilen şahsa. Bir gün sonra farklı bir cevap alıyorum yani. Adam en sonunda sinirlendim, bu Mete'yi götürün dedim ya, elinden kendi telefonunu aldım, gitsin uyusun yan odada. Banyosunu yaptırdık, karnını doyurdum, uyusun dedim. Yarın bu çocukla konuşalım. Çocuk sağlıklı cevap veremiyor. Yani zaten biz de sağlıklı değiliz şu anki aşamada. Çok haklısınız. Siz de çok uykusuz ve çok perişansınız. Evet, göreyim Ahmet. Neymiş? Ahmet'in bir çantası bulundu evin içinde. Sırt çantası, kazağı, motor eldivenleri, kapşonlusu, çorabı, kulaklığı. İbrahim bana söyledi. Biz dedi kötü bir duruma düşmüş durumdayız. Sizleri anlatamıyoruz. Ahmet de anlatamıyor. Ne devlete dönebiliyoruz ne bu tarafa dönebiliyoruz. Bizi öldürecekler diye söyledi. Ama Ahmet'i kendime verdi. Ay İmren her şeyi biliyor. Burada işte çantası da burada. Kaçarken kamera yok mu? Ne olursunuz? Yok. Anam. Ahmet'im. Motosikleti bulundu. Motor eldiveni orada. Ahmet'im. Ahmet'im. Evet Müge Hanım, motor eldiveni çantanın içinden çıktı. Şimdi çıktı burada. Kimse öldüremez onu. Dedim ki çorabının tekini dışarıdaki dolapta buldum ben. Bu benim kardeşimin çorabı dedim zaten. Aynı standart giyiyor bu çorapları. Takıntılıdır böyle. İşte baksırı. Kurban olurum. Kurban olurum, evet. Aynısından Ercan'da da var. Evet. İmren. İmren annen var Evren. Ben geçemedim oraya, geçirmediler beni. Evren. Annen var. İmren Evren. Evrimde yok. Evrimde kayıp. Evrimde kayıp oldu. Geliyorum abla dedi. Aynı anda kayboldular. Evrimin parmağı. Buyurun Antalya'ya. Onlar şu anda sonuçta delilleri toplama derdindeler. Kaybolup nereye kaybolacaklar da. Ama tabii bu. Ama benim anladığım kadarıyla İmren diyor ki, dur bir saniye dönelim. İmren diyor ki aslında başına bir şey gelmedi. Hani devlete dönemiyor, devletten ceza alacak diye devletten kaçıyor diyor sana, değil mi? Yani devletten dedim, polisten kaçıyor yani. Son kelimesi şu oldu bana. Ben bir kara kutuyum. Gereken bütün her şeyi sana söyledim. Ama Ahmet yaşıyor, biliyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.